mücadelede mensup mensupların önemine göz atacak olursak, bildiğiniz gibi ülkemizin en büyük sorunlarından biri kayıt dışı ekonomiyle mücadele. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi biz tüm ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı ve organizasyonunun da gelir dairesi başkanlığının yaptığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı olarak daha önceki dönemlerimizde bir planı ortaya koyduk. Bunu Sayın Başbakanımızın başkanlığında, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda, Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında, 8 devlet bakanımızın, bakanlarımızın katılımıyla sürdürüyoruz. Yeni bir kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planı da 2015-2017 olarak yürürlüğe girmek üzere onun çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalarda da bize tabii ki en büyük paydaşımız, en büyük katkıyı sağlayacak olan siz serbest meslek erbabı olarak, meslek mensupları olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. Kayıt dışı ekonomi mücadele toplumun tüm kesimlerinin, devletin tüm kurumlarının, mükelleflerinin, meslek kuruluşlarının, meslek mensuplarının ortaklaşa mücadelesi üstüne gelecek bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir kısaca başkanlığımızca meslek mensuplarımıza neler yapıyoruz, hangi çalışmaları yapıyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tek tek bir çalışmamız var. Bizim tüm MOB'la beraber işbirliği yaparaktan odalarımızın katılımlarıyla, serbest muhasebeci mali müşavirlerimizin, emniyet mali müşavirlerin katılımıyla bir araya geldiğimiz, oluşturduğumuz bir tek bir tebliğ çalışmamız var. Burada 44 tane tebliğ, 44 tane yayınlanmış tebliğ, vergi beyanlamanın imzalanması hakkında tebliğler ve bir numaralı elektronik ortamda bilinizde bulmasına dair tebliğ bir araya getirdik. Tüm MOB'la birlikte bunları ele aldık. Hazır bir vaziyette son tuşları yaparak da bunu da yayınlara hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Haksız rekabete kısaca temas etmek gerekirse mesleğimizin en büyük sıkıntılarından biri haksız rekabet. Bu bizim mesleğimizin en büyük problemi olarak TÜRMOB'un, odaların, meslek mensuplarının sık sık dile getirdiği, kendilerinin de savunduğu, TÜRMOB'un da üzerinde savunduğu haksız rekabetin önlenmesi ve kapasite çalışmasında da elimizde meslek mensubu odalarla tüm MOB'la birlikte çalıştığımız kaynaklar mevcut. Oluşturduğumuz bir plan, proje mevcut bulunmaktadır. Bunu da değerlendiriyoruz. Tebliğle mi olsun, kanunla mı olsun, yönetmelikle mi olsun şeklinde meslek kuruluşuyla da bir araya gelerekten son kuruluş şeklini vereceğiz. Evet, bunu geçiyorum. Arkadaşlar, sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum. Meslek mensupluğu Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde 3568 sayılı kanunla şekillenmiş. Bütün önemi, güvenirliği, tarafsızlığı, muhasebe anlamında, denetim anlamında, vergi anlamında devam edecek bir şekilde ve muhasebe denetim mesleği olarak dünyada gelişen ve değişimle birlikte daha önemli bir hale gelmiştir. Denetim önemi artmıştır. Meslek mensupluğu, vergi ve bağımsız denetimle birlikte daha önemli bir hale gelmiştir. Sizlerin daha da uzmanlaşması kamu açısından, Maliye Bakanlığı olsun, diğer kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Dersiniz ara vermeden hemen meslek icra edenler yakısından üye aldım kürsüye davet edin.